Çekirdeki boruda sıvının yükselme miktarı aşağıdaki hangisine değiştirse değişmez. Yani aslında hangilerine bağlı değildir diye sormuş. Sıvının sıcaklığına bağlı. Sıcaklık arttığı zaman P0 eşittir H diyeceğiz. Sıcaklığın değişmesi öz kütleyi değiştirecektir. Buna bağlıdır. Açık hava basıncı evet P0'a bağlıdır. Yer çekilmesi bağlıdır sıvının miktarını buradaki sıvının miktarı çok ya da az olması denklemde yeri yok o zaman sıvının miktarına bağlı değil sıvının cinsine yine öz etkileyeceğinden dolayı H yüksekliği ona da bağlıdır. Aletlerden hangisi ya da hangileri basıncı ölçmek için kullanılır? Barometre açık hava basıncı ölçmek için kullanılır. 6 metre basınç farkına istifade edilerek yüksekliği ölçmek için kullanılır. Termometre ise sıcaklık ölçmek için kullanıyordu. Cevabımız 1 ve 2'dir. Kapalı bir kaptaki gazın basıncı, diğer değişkenler sabit tutulmak şartıyla kapalı kapta gazın basıncı ideal gaz denklemin P eşittir nRT kullanılarak yorumlanması gerekiyor hangileri doğrudur? Sıcaklık artarsa azalır. Şimdi sıcaklık artarsa diğerleri sabit olduğunu göre basıncın artması gerekiyordu. Ama azalır demiş. Yanlış. Hacim azalırsa hacim azalırsa şu taraf sabit. Hacim azalıyorsa basınç artmalı. Doğru. Gaz eklenirse yani miktar artıyor. Miktar artarsa bu taraf arttığına göre basınç da artacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Hangilerinde basınç ölçümü için manometre kullanılır? Manometre kapalı kaplardaki gaz basıncı ölçüyordu. Yani aslında hangisi de bir kapalı sistemdir diye sormuş. Evet araba tekerleri kapalı bir sistemdir. Burada manometre kullanıyor. Yangın tüpleri yine bir kapalı sistemdir. Ama dağcılar altimetreyi kullanıyordu. 6 metreyi kullanacaklardır. Şunlar evet cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Şekilde kap ters çevrilirse hangisi artar? Kapı ters çevirdik. Geniş alan altta geldi. Dar alan üstte geldi. Ve kap şöyle bir şey oldu. Yine sıvı altta olur. Gaz üstte olur. Gaz basıncı değişmez çünkü kabın hacmi değişmiyor. Kabın hacmi değişmiyor. E, sıvı miktarı değişmiyorsa gazın da hacmi değişmiyordur. O zaman basınç değişmez. Sıvı basıncı sıvının yüksekliği azalacaksa basıncı azalır. Azalır. Kabın basınç kuvveti kap katıdır. Kapılar da basınç kuvveti F eşittir. Ağırlığı eşittir. Kabın ağırlığı değişmediği için basınç kuvveti değişmez. Değişmez. Kabın yere yaptığı basınç Katılarda P eşittir G bölü S idi. Ağırlık sabit ama alan arttığı için basınç azalır. Sıvı basınç kuvveti. Burada kap yukarı doğru genişliyorsa, genişliyorsa F küçüktür G idi. Ama kap yukarı doğru daralıyorsa F büyüktür G'dir. Sıvı basınç kuvvetinde. Ağırlıktan küçükken ağırlıktan büyük hale gelmiş. O zaman sıvı basınç kuvveti artmıştır deriz. Su için ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? Basıncın artması erimeyi kolaylaştırır. Şimdi şöyle bir buz düşünsek. Buz eridiği zaman hacmi küçülüyor. O zaman dışarıdan şöyle basıncın artması şöyle basıncı arttıracak dışarıdan bunun erimesine kolaylık sağlayacaktır. Yani doğrudur. Basıncın azalması kaynamayı kolaylaştırır. Evet doğru. Mesela yükseklere çıkıldıkça suyun kaynama noktası düşüyor. Doğru. Basıncın azalması donmayı zorlaştırır. Hayır donmayı da kolaylaştırır. Mesela dağ tepelerinde işte sahile göre deniz kenarına göre su daha erken donuyor. Mesela normalde 0 derece donarken eğer ki çok yüksek yerlerde belki artı 2 artı 3 derecede su donmaya başlıyor. Yani basıncın azalması donmayı zorlaştırma değil kolaylaştırma olacaktır. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Akışkanlar için yazılan ifadelerin hangisi ya da doğrudur? Akışkanlar basının büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akar. Bernoulli de bunu söylüyordu zaten. Akışkanların kes alanı daraldıkça süratı artar. Evet doğru yine Bernol söylediği bir şeydir. Akışkanların süratinin arttığı da basıncı düşer. Doğru yine işte uçak kanatlarında falan ya da kervaniyenle geçmesinde hızlanıyor hızlanı için basınç azalıyordu. Yani 3 de doğrudur. Aşağıdaki olayların hangisi Bernoulli ilkesini açıklanamaz? Bernoulli akışkanların hızın arttığı basınç azalır ve maddeler yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ederdi. Uçakların havaya kalkması, evet doğru, işte şu kanatsa şuradaki hava daha hızlı hareket ettiği için alttaki basınç daha büyük ve uçağın kalkmasını sağlıyor. Kışın ayrıca kar lastiği takmak, bu tamamen basınçla alakalı bir şeydir, Benimle öyle alakalı bir şey değildir. Açıklanamaz sormuştu zaten, cevabımız bu olacaktır. Pipetle ayran içmek yine aynı şekilde, e şuradan üfürdüğümüz çektiğimizden çektiğimiz basıncı azaltıyoruz, buradaki sıvı da bura doğru hareket ediyor. Emme basma turumbalar yine aynı mantıkla çalışır. şöyle bir sistemdir. Şuradan basınca şu kısımdaki basıncı azaltıyoruz ve su buradan yukarı doğru yükselmeye başlıyor. Enjektör de yine aynı şekildedir. i̇şte damara batırılıp geri çekildiği zaman aradaki basınç azalıyor ve yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hareket oluyor. Türde çizim noktalık kısımdan kesilerek iki parça ayrılıyor. Cismin kesilmeden önceki basıncı P, birinci parçanın yeri yaptığı basınç P1, ikinci parçanın yeri yaptığı basınç P2'dir. Bunlar arasında nasıl bir ilişki vardır? Şimdi ilk durum için P eşittir G bölü S şey desem, düzgün türdeş bir madde olduğu için taban alanı ile ağırlığı orantılıdır. Şimdi şu kısma geldiğimiz zaman alan fazla eğer ki şurası tam dolu olsaydı, şurası dolu olsaydı buna eşit olacaktı. Ama ağırlık eksik olduğu için yani şu eksik olduğu için bunun basit nedir? Daha düşüktür. Bunda ise şu kısım olmasaydı, bu kısım olmasaydı ikisini birbirine eşit derdim. Ama fazladan ağırlık var ve alan aynı kalmış. Bu durumda P2 daha büyük olacaktır. P2 büyüktür, P büyüktür. Şey yani burada alan azaltmışız. Burada ise orantı bazında alanı arttırmış olduk. Cevabımız D seçeneği. İple kap tabanına bağlı balon şeklindeki bir dengedir. esnek maddelerde işte balondur, ince zardır, belki pistondur. Sistem dengede ise iç basınç dış basınca eşittir. Yani şu durumda balonun basıncı şuradan olan bir açık hava basıncı vardır. Ve şu kadarlık bir sıvı basıncı vardır. Yani P gaz diyelim ona. P gaz eşittir. P0 artı H, D, G gibi bir basıncı eşittir. İç basınç, dış basınç eşittir. İpin boyunu biraz kısaltırsak. Yani şu hale geldiğimizi düşünelim. Balonu aşağı doğru çektiğimizi düşünelim. Bu sefer balonun üstündeki sıvı miktarı artıyor. Üzerindeki sıvı miktarın artması demek şu basıncın artması demektir. Bu artıyorsa balonun gaz basıncı artacaktır. Balonun basıncı artar. Doğru. E şimdi P5 eşittir N, R, idi. Şu tarafta bir değişiklik yok. Ama basınç arttı. Basıncın azalması demek hacmin azalması demektir. Özür basıncın artması demek hacmin azalması demektir. Yani sıvının içindeki balonun hacmi azaldı. Abartalım önce fil gibiyken sonra fare gibi oldu. Bu da sıvının yükselmesinin azalması demektir. Yani yüksekliği azalacaktır. Çünkü önce içinde bir fil vardı. Sonra bu küçüldü küçüldü fare gibi oldu. Kaptaki sıvı sivil azalır. O zaman bu da doğrudur. Kap tabandaki sıvı basıncı artar. E, basıncı peştir. Şu derinlik, şu derinlik çarpı g'dir. Balonun hacmi azaldığı için sıvının yüksekliği azaldı. Yükseklik azaldığına göre basınç artar değil azalır olacaktır. Cevabımız 1 ve 2 oldu.